Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü gezi rotamız Anadolu Kava arkadaşlar. Şimdi Üsküdar'dayız. 2022 yılındayız, yazın başlangıcındayız. Hava aşırı derecede güzel ve sıcak. Üsküdar Marmaray'la Üsküdar'a geçtik ve sonra Marmaray'dan sonra şehir hatları vapurlarıyla Anadolu Kava'na geçtik arkadaşlar. Anadolu Kava'na da ben de ilk defa gidiyorum arkadaşlar. Uzun zamandır görmek istediğim yerlerden biri. İstanbul'un güzel gezi rotalarından biri olan Anadolu Kava'nda geçireceğiz bugünkü günümüzü. Bakalım Anadolu Kava'nda bizi neler bekliyor arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Çok güzel olduğunu biliyorum, duymuştum ama bakalım ben de bugün deneyimlemiş olacağım ve sizlerle paylaşmış olacağım. Çok da mutluyum. Evet, Üsküdar sahilinde martıları besleyen biri var. Aşırı derecede martı yoğunluğu var şu an burada. Üsküdar vapur iskelesinden bugün pazar olduğu için, yani hafta sonları ve hafta içleri farklı oluyor şehir vapur hatlarının arkadaşlar. Bugün pazar olduğu için Üsküdar sahilinden kalkan şehir hatları vapuruyla saat 11.30'a doğru kalkmış olacağız. Güzel boğaz manzarasını izleyerek Anadolu Kava'na da ulaşmış olacağız arkadaşlar. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan kapısı olan Anadolu Kava, her noktasında denizi hissedebileceğiniz tarihi, doğası ve birbirinden ünlü mekanlarıyla eşsiz bir balıkçı kasabası. İstanbul'un popüler hafta sonu gezi duraklarından biri olmasının yanında yerli ve yabancı turistlerin de gezi rotasında yer alan bu balıkçı kasabası, dolu dolu bir gününüzü sıkılmadan geçirebileceğiniz, atmosferiyle de çok çabuk sevebileceğiniz bir yer. Üsküdar'dan şehir hatları vapuruyla yaklaşık 2 saatte Anadolu Kava'na vardık arkadaşlar. Anadolu Kava'na dilerseniz arkadaşlar Üsküdar'dan kalkan İETT belediye otobüslerini de kullanabilirsiniz. Ay böyle süzülüyoruz sanki denizin üstünde. İstanbul'un en huzurlu adreslerinden biri olan Anadolu Kava'nda kahvaltı için çok sayıda popüler mekan bulabilirsiniz. Bu mekanların büyük bir bölümü deniz ve şehir manzaralı iken bazıları sadece lezzetleriyle ünlenmiş kasabanın iç kesimlerinde bulunuyor. Biz de iç mekanlarından birinde günümüze buranın meşhur olan gözlemelerinden yiyerek başladık arkadaşlar. Böyle gözleme yapmak burada meşhur belli ki. Böyle sıra sıra balık restoranları. Benim yerime de sev, bekletme hayatı. Balıklara bak. Şuraya bak. Balıkçı tekneleri, dükkanlar, ağlar ve yemyeşil alanıyla şehir kalabalığından kaçıp nefes alabileceğiniz bu kasabanın çevresi de askeri bir bölge içinde kalıyor. Eskiden oldukça hareketli ve kalabalık olan yer, günümüzde sessizliği ve sakinliğiyle dikkat çekiyor. Anadolu Kava, evet, Karadeniz'e açılan denizin hemen uç noktasında diyebiliriz. Bilmiyorum. Ay, balık çeşitleri. Evet, Anadolu Kava küçük bir balıkçı kasabası köyü. Bu ev bayağı bir eski.
Bu yol herhalde Beykoz'a gidiyor. Buradan geliyor insanlar. Macar Tabya Caddesi. İşte Beykoz tarafları böyle güzel yeşillik. Anadolu Kavağı 1946 yılına kadar askeri bir bölge içinde yer alıyormuş. Zamanında bu köye gayrimüslim olanlar alınmaz, vapur iskelesinde hüviyet cüzdanları kontrol edilirmiş. Türklerden önceki medeniyetler içinde oldukça önemli bir yer olan köy, Karadeniz gemicilerinin denize açılmadan kurban kestiği bir yerdi. Böyle güzel oyuncaklar, eşyalar. Ay ne kadar güzel çantalar var. Oo. Bu çantalar ne kadar? 180. Ne çok güzel. Yoros Kalesi'ne buradan çıkılıyor. İncirli Sokağı. Tam köy yolları. Değil mi? Ha, kirazlara bak. Belli başlı yerlerde arabalar için otoparklar var. Yoros Kalesi'ne çıkmak isteyenler böyle arabayı da buralarda bırakabilirler. Sahil kıyısından üst birimlere doğru tırmanarak Yoros Kalesi'ne ulaşmaya çalışıyoruz şimdi arkadaşlar. Dar dar sokaklar. Şu çiçekler güzel görünüyor, çiçekler. Oh, tam yerini bulmuş. Aile çay bahçesi varmış bu tarafta. Nerede? Şurada gösteriyor bak. Kahvaltı diyor. Gözleme. Böyle Ertuğrul Tolgay sahne dekorları, kostüm ve kukla atölyesiymiş arkadaşlar. Ne kadar güzel. Böyle dik bir bayır yürüyoruz şimdi. Yani bildiğiniz köy. Biraz daha Anadolu Kavağı'nı yukarıdan görebiliyoruz şimdi. Nefes nefese kaldık. Evet, böyle ara ara banklar var. Yokuşu çıkarken biz de şimdi bir banka oturduk ve bu manzarayı izliyoruz. Güzel deniz manzarası görünüyor tepelere çıktıkça. Evet. Welcome to Castle. Evet. Yoros Kalesi'ne ne geldik? Evet, bu da gezeceğimiz rotayı gösteriyor. Yoros Kalesi'nin kalıntıları bu arkadaşlar. Oldukça güzel bir manzaraya sahip olan Yoros Kalesi'nin çevresinde bol bol resim çekerek sevdiklerinizi, bu keyifli anlarınızı paylaşabilirsiniz. Şimdi böyle merdivenleri çıkarak, bu yolu izleyerek
Yoros Kalesi'nin de merkezine ulaşacağız. 800 yıllık bir geçmişi olan Yoros Kalesi önemli tarihi mekanlardan birisidir. Zamanında Roma, Bizans ve Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'e bağlanan kapısı olan kalenin çevresinde arkeolojik çalışmalar devam etmektedir. Yoros Kalesi İstanbul'un kültürel miraslar listesine de girmeyi başarmıştır arkadaşlar. Uzun yıllar boyunca kale ziyaretçilerinin soluklandıkları yer olan burada görmüş olduğunuz Yoros Kafe, kahvaltı, taze balık, et ve içecek menüleriyle her türlü yemek ihtiyacınızı karşılıyor. Boğaz manzaralı bahçesinde güzel bir gün geçirebileceğiniz kafede, dilerseniz özel günleriniz için de organizasyon yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, yavaş yavaş da Yoros Kalesi'ne ulaşıyoruz. Son merdivenler gibi geliyor. Evet. Yoros Kalesi Anadolu yakasında bulunan en geniş tepenin zirvesinde bulunuyor. Burası halk arasında Yoros Kalesi ya da daha yaygın şekilde Ceneviz Kalesi adıyla da bilinir. Boğazın girişini kontrol etmek için inşa edilmiş eski bir yapıdır. Böyle kalenin etrafında dolaşıp müthiş boğaz manzarasını izleyebiliyoruz arkadaşlar. Şu manzaraya bakın. Önce bir manzarayı izleyelim, ondan sonra kalenin içine de geçeceğiz. Doğu Romalılar zamanından kaldığı rivayet edilen bu kalenin kapladığı alan İstanbul çevresindeki diğer bütün kalelerin kapladığı alandan daha fazladır. Sarıyer'in tam karşı kıyısında bulunan Yoros Kalesi, sahip olduğu muhteşem Karadeniz ve Boğaz manzarasıyla gelen ziyaretçilerine büyülü bir atmosfer sunuyor. Ay müthiş değil mi ya? Boğaz çıkışı. Şimdi bakalım. Kalenin içine geçiyoruz. Burçların etrafı. Evet, Grek yazısıyla burçların dışına Hazreti İsa'nın sembolleri ve adı yazılmış. Çok belli olmuyor. Evet bak, Grek yazısıyla çok az olsa harfler belli oluyor. Çok belirgin değil. Ama şuralarda bak, harfler var. Şimdi Yoros Kalesi'nin etrafını, burçların arasını geziyoruz. Yoros Kalesi tam Karadeniz girişinde bulunuyor. Yani zamanında burayı, yani boğazı düşmanlardan korumak için kurulmuş. Tarihi tam olarak bilinmiyor. Daha sonra Cenevizler tarafından fethedildikten sonra burası Cenevizlerin hakimiyetine girmiş. Daha sonra tabii ki Fatih Sultan Mehmet burayı, yani İstanbul'u fethettikten sonra da Osmanlı'nın himayesine girmiş. Evet, bir tane de buradan. Evet. Kapalı, bir şey yok içeride. Gir bakalım. Oo, çok harabe olmuş burası. Tabii yine de bir bakalım. Oo. Evet. Çok harabe bir vaziyette. Böyle olması tabii hiç güzel bir görüntü değil. Oo. Oo. Aynen. İçeride çok ağır bir koku da var yalnız. Yok, yok. Tabii burada. Gir bakalım. Oo, çok harabe olmuş burası. Tabii yine de bir bakalım. Oo. Evet. Çok
harabe bir vaziyette. Böyle olması tabii hiç güzel bir görüntü değil. Oo. Oo. İçeride çok ağır bir koku da var yalnız. Yok ya. Tabii burada. Tabii böyle yukarılara çıkan insanlar var ama oralara çıkmak için bir giriş de yok arkadaşlar. Biraz tehlikeli bir durum. Çiçeklerin renkleri de ahenk ediyor. Çok tehlikeli. Yani bunların üstlerine çıkılmasını doğru bulmuyorum. Anadolu Kavağı'nın üstten görünüşü. Şurada bak bir kapı var, görüyor musun? Nerede? Bak tam şu noktada kale kapısı. Şu, aynen. Oradan girdik zaten. Bu yolu böyle takip ederek, kafeye de uğrayarak sonra Yoros Kalesi'ne çıkmış olduk. Ne kadar güzel görünüyor denizin rengi. Çay bahçeleri. Şimdi Yoros Kalesi'nden ayrılarak tekrardan aynı yolu dönerek sahile geçiyoruz arkadaşlar. Anadolu Kavağı restoran seçenekleri açısından daha çok balık konusunda uzman denilebilir. Sabah erken saatlerde tutulan balıklar taze taze bu bölgedeki restoranlarda yerini alıyor. Buranın meşhur waffle ve dondurmalarında tadına bakabilirsiniz arkadaşlar. 1593 yılında yaptırılan burada görmüş olduğunuz Midilli Ali Reis Paşa Camii, şiddetli bir fırtınada asırlık çınar ağacının caminin üzerine yıkılması sonucu harap olan 429 yıllık bu caminin restorasyon çalışmaları hala devam etmektedir arkadaşlar. Şimdi Anadolu Kavağı'nın güzel iskelesindeyiz. Ama genel olarak buradaki böyle balık çeşitleri böyle 70-80 TL falan. Yağın var mı? Böylelikle videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki gezi videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.